Açıkladığı 4.6 büyüklüğünde Marmara Denizi Silivri açıklarında Evet. gerçekleşti bu deprem. Onun hemen öncesinde, yarım saat öncesinde de yine 3.1 büyüklüğünde bir deprem de meydana geldi. Neler oluyor? Onu soralım öncelikle size. Bu kadar ardı ardına şiddeti de çok düşük olmayan depremler gerçekleşiyor. Yani şimdi bu depremler Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi içerisindeki parçalarının üzerinde olduğu şu anda öyle görünüyor. Dolayısıyla biliyorsunuz Marmara Denizi'nin içerisinde beklenen depremin işte 7'nin üzerinde bir deprem olması şu anda birçok çalışan arkadaşlar tarafından da tahmin ediliyor. Ve bunun üzerindeki bu küçük parçalar üzerinde bazen 4-5 büyüklüğünde depremlerin olması bunlar olağan. Ve şu anda Silivri açıklarında olan bu bölgede de bazı kırıklı parçalar da var. Farklı segmentler dediğimiz. Yani dolayısıyla orta büyüklükte çok fazla da yerleşim yerlerine etkisi olmayacak olan bir deprem. Ama bundan sonrası ne olur gibi sorular var. Bundan sonraki gelişmeleri de dikkatlice mutlaka izleyeceğiz. Bazen bu tür depremler yani bir işte 4,5-5 büyüklüğünde bir deprem olduktan sonra artçılarla beraber biter. Bazen bunlar öncü olarak da değerlendirilir ama öncü olması için de ana şokunda bundan daha büyük bir depremin olması gerekiyor. Dolayısıyla yani bu bölge için şu haliyle olabilecek olan normal depremler bunlar. Doğrudan tedirgin olmaya da gerek yok ama unutmayalım burası Kuzey Anadolu Fayı üzerinde olan bir bölgede meydana geliyor. Ve dolayısıyla bu bölgede 7'nin üzerine çıkacak depremleri de görmek uzun vadede mümkün. Bu da beklentimiz içerisinde. Evet, işte siz de Evet. biraz önce zaten söylediniz. Şimdi Halil Bey, bundan sonra ne olacak soruları geliyor dediniz ama bizim de hep aklımızda, hep konuştuğumuz bir nokta var. Büyük İstanbul depremi. Bununla ilgili bizim de size sorularımız olacak tabii. Şimdi bu şiddetli bir şekilde hissettiğimiz için acaba bu fay hattındaki kırılma büyüyor mu? Büyük İstanbul depremi yakın mı soruları aklımıza gelmiyor değil. Yani Büyük İstanbul depremi doğrudan hemen arkasından böyle bir deprem olacak şekilde endişeye girmek yerine şu anda bu depremin bulunduğu merkez üstüne de baktığımızda burada işte deniz içerisinde farklı kırıklar var, fay parçaları var. Bunlar içerisindeki bu fay parçalarından birinde üretilmiş bir deprem de olabilir. Bu tür depremler de gerek yüzeyde gerek deniz tabanında da herhangi bir kırık şu anda oluşturmaz. Bunlar bu şekilde olan zaman zaman 4,5-5 büyüklüğünde devam eden depremler olarak geçebilir yani. Geçebilir. Ve olağan depremlerdir. Kuzey Anadolu fayı üzerinde bu kadar aktif olan bir fay üzerinde 4-4,5-5 büyüklüğündeki depremlerinde olması olağandır yalnız. Ve bunlar da yüzeyde hasara neden olmaz. Yani bu tür depremleri biz biraz hayatımızın bir parçası olarak yaşayıp gitmemiz gerekiyor. Böyle de olması gerekiyor. Ama bundan sonrası olabilecek olanları da tabii bizler bütün yer bilimciler, sismologlar bunu dikkatli bir şekilde yakından takip edeceğiz. Tabii ki Evet. şimdi deprem kuşağında yaşadığımız için bu depremlere alışkın olmamız gerekiyor ama tabii özellikle 17 Ağustos 1999'da Evet. yaşadığımız depremden sonra İstanbul bazında birçok ciddi çalışma, depreme karşı çalışma yapıldı. Özellikle kentsel dönüşüm çalışmaları. Onlar da devam ederken biz tabii ki hazırlığımızı depreme göre devam ettiriyoruz ama yine de hep bu soru geliyor, işte yakın mı sorusu geliyor. O nedenle bizler de sürekli bu soruları soruyoruz. Bugünkü şiddeti de, depremin şiddeti çok hissedildi. O şekilde de bir bilgi paylaşayım ben de Evet. sizlerle. Buna tabii ki hazırlıklıyız ama tabii İstanbul hazır mı? Bundan çok emin değiliz Halil Bey. Siz ne Burada düşünüyorsunuz? sadece İstanbul değil, bakın bu Marmara Denizi içerisinde olacak olan depremin sadece İstanbul'a değil, İstanbul etrafında Çorlu, Tekirdağ, Bandırma, Bursa o bölgelere kadar etkisi olur.